özellikle hmm. e, bu Suudi Arabistan, İran, Çin aracı aracılığıyla varılan anlaşma 10 Mart e, anlaşmasından bu yana özellikle hmm. e, bölgede inanılması güç hmm. e, süreçler yaşanıyor. Yani tek tek işte şunu hep her programda bir yeni bir şey anlatıyoruz. Her programda yeni bir şey anlatıyoruz. Şimdi bütün başlıkları topladığımızda ben hep artık şey sen Diyorsun ya ben biraz ihtiyatlı davranıyorum falan dersin ya. Şimdi senden biraz çekindiğim için ben de biraz ihtiyatlı <laughs> davranayım bakayım. Ama şunu kullanıyorum, iç politikada da kullanıyorum. Olağan olağanüstü bir şey olmazsa, ee, burada da aynı şeyi söylüyorum. Ee, olacağını olma olasılığı, olağanüstü şeyin olma olasılığı yüzde beş, ondur yani. Ee, her şey doğru gidecek gibi e, görülüyor. Bütün bu süreç doğru bir şekilde devam ettiğinde altına bir imza atabilirim şu anda yazdığım kağıdın altına yeni bir ortadoğu doğuyor. Hı. Başlık aynen bu yeni bir ortadoğu doğuyor. Şimdi bu yeni ortadoğu'da da e, başlangıç kesinlikle ve doğru bir şekilde Suudi Arabistan'la e, İran'ın uzlaşması ve buna bağlı işte demin sen de söyledin 8 yıldır Sudiler Yemen'i bombalıyor düşünsene 8 yıl ya. Evet. Şimdi Obama, orada, Obama bitiyor. Kaldan, orada bitiyor. Orada bitiyor. Savaş bitiyor. İşte dün başladı görüşmeler. Ee, Suudi Arabistan, düşünsene Suudi Arabistan Büyükelçisi ile Yemen, e, Yemen Husilerin lideri Muhammed Ali Husi'nin buluşması ki bu hayatta olamaz. Yani mümkün değil yani. Ee, Lübnan'da Hizbullah'a yani Suudilerin Hizbullah'a enteresan mesajlar göndermesi. Hı, hı. E, Hamas lideri heniye'nin dün Lübnan'da Hizbullah lideriyle bir araya gelmesi e, Tabii, gibi. Suriye Savaşı'nda aldıkları tavır düşünülürse, düşünülürse o da çok düşünülürse, onu söylüyorum düşünülürse. Ve buna bağlı sen demin onu söyledin. E, Amerikan CIA Başkanı Williams, William Barmsen e, apar topar gizlice Suudi Arabistan'a gidip Muhammed Bin Salman'la e, buluşması ve yani Arap medyası yansıyan, Suudi medyası dahil ona yansıyan şekliyle görmeye çalıştığımızda da ya abi ne yapıyorsunuz falan evet. gibi kendince Muhammed bin Selman'a tırnak içinde fırça çekmeye kalkıştı. Muhammed bin Selman tarafından da iyice fırça yedi yazılıp söyleniyor. Şimdi nereden nereye geldik? Şimdi Trump eskileri çok gitmiyor. 1945'te Roosevelt'le ile Aziz bin Selman'ın 14 Şubat 45'te ikinci Dünya Savaşı sonrasında ilk buluşmasından bu yana. Suudi Arabistan hem bölgemiz açısından hem İslam alemi açısından hem dünya politikaları açısından en tehlikeli, en rencide siyasal İslamcı ve e, siyasal İslamcı, ılımlı ya da radikal bütün örgütlerin, bütün grupların, bütün camilerin, bütün e, okulların, bütün şeyhlerin, bütün tarikatların arkasında yüz milyarlarca para harcadılar Sudiler. Şimdi böyle bir Suudi Arabistan'dan gelip de Şimdi oradaki slogan ne? Yani Suudi Arabistan'ın bu demin dedim İslam adına konuşma yetkisini Amerikalılardan aldığında iki tane sloganı vardı. Bir, Sovyetler Birliği komünizme karşı yani sensin ön cephe ey Suudi kral ve mezhebin Vahabi mezhebi. İkincisi, bölgedeki devrimci nefesli, devrimci nefesli Arap milliyetçiliğine, yani Nasır ve Arap milliyetçiliğine karşı senin görevin bu. Bunu yapacaksın abi, dediler. Şimdi 45'ten bu yana Böyle bir Suudi Arabistan'ın, Kaide'nin, Taliban'ın, Nusra'nın, IŞİD'in, Vakn'ı ve El Şabab'ın, Boko Haram'ın bütün örgütlerin finansörü CIA ile birlikte bir Suudi Arabistan Şii şeytan olarak gördüğü Şii İranla abi masaya oturdu ve Allah'a sağ yani işte sen de söyledi. Ee, İran Cumhurbaşkanı reisi bayramdan hemen sonra evet. atlayıp Suudi Arabistan'a gitti. <laughs> Ortak bildiride bu arada sadece diplomatik şeyler tesis edilecek diye onunla getinmiyor. Vize kolaylığı, ticaret olaları, işbirliği yani nasıl barış içerisinde yaşayacaksın birbirinin iç işlerine müdahale ya falan sudiler. etmek değil ama işbirliği yaratmak ve ekonomik fayda sağlamak bunun temelini de oluşturuyorlar. Suudiler yani medyada Arap medyasında yayınlanan şeylere 20, ilk ilk adımda 25 ile 30 milyar dolar İran'da yatırım yapacak. Evet. Daha ilk çok şeyde. Çok yani olacak. bu müthiş şey bu, yani gerçekten müthiş bir şey. Sadece retorik değil yani. Değil ekonomik değil, değil. Temel katıyorlar. Yani, çok acayip. Yani hani, şimdi bu coğrafyada biliyorsun yüzlerce anlaşma yapıldı, binlerce bilmem ne yapıldı, yani son 30-40 yılı diyelim. Türkiye dahil. Yani biz gördük bunu. Türkiye'de eee işte Esatla neler neler yapıldı. Şu evet. anda Esada neler yapıldı? Onu da birlikte gördüğümüz evet. bir ülkeden konuşuyoruz şimdi. Dolayısıyla o olağanüstü olağanüstü dediğim şey o. Olmazsa ki olacağını sanmıyorum. Çin'ler çok akıllıca, çok sakin bir şekilde bu işi bir yere kadar getirdi ve kontrol altında götürüyorlar, beraber götürüyorlar. Burada önemli olan şu. Yani Çin'ler bu işi bitti başardı ama esas daha önemli olan Rusya'nın Çinle birlikte hareket etmesi. Evet, evet. Bu ben bak sana bir şey söyleyeyim. Yani ee, e, nasıl söylerim ama burada tevazu göstermeyeceğim. Ben e, 2011'de e, 2011 e, Aralık mıydı, Kasım mıydı ilk kez ilk kez Çinle Rusya Suriye konusunda birlikte veto kullandı. Hatırlamaya çalış, hatırlayacaksın evet, evet, biliyorum. Evet, i̇lk kez. Sizin. Yani bu ilk ilk defa galiba Vietnam konusunda bir sefer kullanmışlardı. Bu ikinci kezdi. Hadi öyle diyelim ama yani ile ilk kez birlikte veto kullanan Arap Baharı sürecine hı, karşı. Hı. Şimdi o günden bu, bu yana e, ve bölgede Çin biliyorsun çok fazla müdahale etmiyordu bu Ortadoğu sürecine ve şeye e, Arap Baharı meselesine. Ama Rusya tabi e, Eylül 2015'ten sonra ordusunu Suriye'ye gönderdikten sonra artık tam şey ne derler aktif e, e, her şeyiyle orada. Şimdi dolayısıyla geçen önceki haftadaydı yanlış konuştuk. Yani düşünsene İran, Rusya ve e, Çin ortak tatbikat yapıyor ya. Rus savaş gemisi e, dün Eversi'de Cidde. Cidde'deydi diye. Evet. Ya bu evet. mümkün değil. Yani hayalinde kafanda böyle canlandır Ya Rus savaş gemisi Cidde'de. Evet. Ya bu nasıl olur diyeceksin. Mümkün değil. Onun için nereden nereye geldik? Düşünsene Trump her konuşmasında her konuşmasında ölen şeyhler, ölen krallar, ölen prensler aynen böyle konuşuyor biliyorsun. Ben sizi koruyorum. Sökülün paraları, sökülün evet, paraları. Evet, evet. Hatta Muhammed Bin Selman, 2018 Mart olması lazım, 2018'in Martıydı. Beyaz Saray'da meşhur bir fotoğrafı var, hatırlayacaksın. O gönderdim ben arkadaşlara, gitti mi bilmiyorum, özleme. Böyle bir şey, elinde bir karton vardı. Muhammed Bin Selman'a diyor ki, bak şu uçak işte bir buçuk milyar, işte şu tank... İşte şu kadar. Bunlar hepsini alacaksın diyordu. Bak evet, Beyaz Saray'da... 100 milyar dolarlık falan ya, yanlış hatırlamıyorsam bir anlaşma imzalatmıştı. Savunma anlaşması. Trump'ın... O, o şeyden sonra ama o Kaşıkçı cinayetinden sonra. Evet. O çünkü Türkiye'den aldı dosyayı Trump. Türkiye'den aldı dosyayı Trump Hazretleri. E, ne yaptı? E, bu değil. Bu Hizbullah. E, en son gönderdim bir Hı. tane. E, dosyayı aldıktan sonra yani Kaşıkçı cinayetinin şeyden Erdoğan'dan hmm. aldıktan sonra çünkü hatırla e, dönemin CIA Başkanı e, Haspel Cine Haspel atladı buraya geldi. Cine, şeyden, evet, Kaşıkçı'dan evet. hemen sonra aldı bütün dosyayı Trump'a gitti. Trump uyanık. Tüccar adam çünkü. Açtı Muhammed Bin Selman'ı. Abi dedi bak Muhammed arkadaş ya da damadını gönderdi Jared Koşner'e parayı sökülürsen sana sıkıştırmam yani bu cinayet meselesini. Abi dedi canın sağ olsun istediğin kadar para vereyim. Atladı gitti biliyorsun Trump. Hatta o kılıcıyla oynadı ya. Evet de, müthiş 325 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Peki Trump 325 milyar almışken biz dosyayı olduğu gibi Muhammed Bin Selman'a verdik. E ne kadar aldık? 10 milyar. <laughs> 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 bir de öyle bakacaksın. Ya böyle bir enteresan bir. Şimdi aynı şekilde biliyorsun Biden yaptı. Yani başkan olduktan, seçim kampanyasına o başkan olduktan sonra e, Kaşıkçı cinayetinin dosyasını açıktı. Yani CIA raporunu açıkladı. Ne oldu peki? O da dedi ki yani Muhammed Bin Selman peki ben size göstereceğim. Nasıl gösterecek? Hem G20'de hem yani G20 toplantılarında hiç kimsenin merhaba demedi Muhammed Bin Selman. Putin gitti yanında oturdu. Biliyorsun Şimdi o görüntü. Şimdilerin de şeyi var. Yani ha, ha şu görüntü. Bak yani Trump medyanın önünde Muhammed evet. Bin Selman'a diyor ki abi bak şu tankı alacaksın şuna sende para çok var sökül paraları. Evet. Böyle bir ilişkide böyle bir ilişkide geldiğimiz nokta onun için tarihsel bir mesele. Ben bunu çok ciddiye alıyorum. Yani Orta çok yakından takip eden birisi olarak söylüyorum. Bölge bir daha söylüyorum çok önemsiyorum. Yeni bir Orta Doğu yüzde yüz doğuyor. Bu yeni Orta Doğu'da, son cümle söyleyeyim. Bu yeni Orta Doğu'da, Kemal Bey Cumhurbaşkanı seçilirse bu yeni Ortadoğu'da Doğu'da %100 Türkiye çok etkin ve önemli bir konumda olacaktır. Çünkü Kemal Bey'in biliyorsun projesi var, OBIT projesi. Evet. Ortadoğu Barış İşbirliği Teşkilatı dediğimiz özü de şu. Türkiye, Suriye, Irak, İran dört ülke beraber olacak, oturacak, sohbet edecek, sorunlarını çözecek. Ve bu dört ülke kendi arasında anlaştıktan sonra bütün bölgeye yurtta sulh, e, dünyada sul dediğimiz hikayeyle e, bu yeni Ortadoğuda Doğu'da etkin dinamik barıştan yana dostluktan yana yer alacaktır Eğer Kemal Bey kazanırsa Hı -hı. yok ki Erdoğan kalırsa zaten o zaman başka türlü konuşmamız gerekiyor Evet. evet Peki arkadaşlar e, tamam tamam Evet e, Aydın Bey hazırmış hemen tamam. e, kendisine dönelim önce e, Aydın